Aspor ekranlarından herkese merhaba. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Derbi günündeyiz. Konuklarım Abdullah Ercan ve Şenol Fidan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derbiyle karşıladık izleyicilerimizi de, sizi de. Ne güzel. Vallahi biz aktif spor hayatımızda tabii bu heyecanları yaşıyorduk ama bıraktıktan sonra tabii Abdullah Hocam'la zaten kursa arkadaşıyız. Evet. Karşılıklı da böyle toplu oynadık. Evet. Bir derbi gününde iyi bir hafta sonları olsun inşallah. Keyifli bir derbi olur. Şimdi sizinle sohbetimize başlamadan önce biz burada tabii stüdyolardayız ama dışarıda arkadaşlarımız var. Bağlantılarımızı yapalım, bilgilerimizi alalım istiyorum. Nerelere gideceğiz? Önce onu söyleyelim. Dolmabahçe'ye gideceğiz ilk olarak. Orada bizleri Ömer Saraç bekliyor. Nevzat Demir tesislerinde muhabirimiz Furkan Yıldız var. Samandıra'da da Engin Can Çelik bizleri bekliyor. Hem her iki takımdaki durumu öğreneceğiz muhabirlerimizden hem de stadyumdaki havayı bir koklayacağız. Önce stada gidelim istiyorum. Ömer Saraç bizleri bekliyor. Ömer, bugünün hikayesini sen mi anlatırsın, ben mi anlatırım bilmiyorum ama sana bir merhaba diyeyim. Melike Çelik, merhabalar sana, konuklarına ve tüm izleyenlerimize. Dolmabahçe'den biz de mutlu günler dileyerek bağlantımıza başlayalım. Bugünün hikayesini tabii şöyle anlatmak lazım açıkçası. Yani seninle kapıda karşılaştık. Bugün arkadaşlarımız açıkçası çok uğraştılar burada. Güzel bir ortam yaratmak için ama çok rüzgar var İstanbul'da. Çadırlarımız da uçtu. O yüzden zor bir şartta tüm arkadaşlarımızın çalıştığını söyleyelim. Şemsiye gerekti. Şemsiye gerekince de kapıda seninle karşılaşmam hepimiz için bir şans oldu ve senin sponsorluğunda diyelim zaman zaman yayınları yapacağım. Tekrar sana da teşekkür ediyorum ve tabii ki bu ortamı oluşturan tüm arkadaşlarımıza. Onun dışında tabii şunu söylemek lazım. Bu arada arkadaşlarımdan rica edeyim, kulağımdaki sesi alabilirlerse ben çok mutlu olurum ve çok daha rahat bir yayın yaparım. Teşekkür ediyorum. Şunu söylemek lazım tabii. Çok soğuk bir hava İstanbul'da. 8 derece görünüyor. Hissedilen muhtemelen -8 gibi. Çünkü 8 kesinlikle 8 gibi burada hissedildiğini açıkçası düşünmüyorum. Biraz böyle buzul çağı filmlerini kıskandıracak derecede bir soğuk var İstanbul'da. Akşam maça gelecek taraftarların çok sıkı giyinmelerini şimdiden öneririm. Bunu söylemek lazım. Soğuk bir havada derbi oynanacak ki maç saatinde sıcaklığın biraz daha düşmesini bekliyoruz. Onu söyleyelim. Onun dışında tabii Beşiktaş'la Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak. Beşiktaş dün Galatasaray'ın kazanmasıyla zirvenin 14 puan gerisinde ve siyah beyaz ekip kazanarak zirveye tutunmak isteyecek ki Beşiktaş'ta bambaşka bir heyecanda yaşanacak. Yeni başkan Beşiktaş'ın 35. başkanı Serdal Adalı'yı seçimde geride bırakan Hasan Arat olmuştu ki Hasan Arat önderliğinde, Hasan Başkan önderliğinde Beşiktaş'ta ilk maçına bir derbi maçıyla çıkmış olacak. Tabii Fenerbahçe'de de hesaplar çok farklı yapılıyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın kazanmasıyla şu anda ikinci sırada ama Fenerbahçe'de Dolmabahçe'de kazanıp yeniden liderliği ele geçirmeye çalışacak. Önemli eksikler var. İki tarafta da ki muhabir arkadaşlarımız o eksiklerden sizlere bahsedecektir. Beşiktaş'ta yine bir hayli eksiğin olduğunu, Fenerbahçe'de yine bir hayli eksiğin olduğunu söyleyelim. Bunun dışında ilginç anekdotlardan bir tanesi tabii. Beşiktaş'ın başında Rıza Hoca var. Rıza Çalınbay var ve Rıza Hoca 64 maçla birlikte Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin en fazla forma giyen oyuncusu konumunda ki bugün de kenarda takımının galibiyeti için mücadele edecek Rıza Hoca ki İsmail Hoca da, İsmail Kartal da yine derbilerde bir hayli fazla boy göstermişti. Onu söyleyelim. İlginç bir istatistik daha verelim. Melike Çelik iki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere bitti ki son dönemde Beşiktaş-Fenerbahçe ya da Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında beraberliği bir hayli fazlasıyla gördüğümüzü söylemek lazım. Ve ayrıca son dönemde öne geçen takımlardan 37 tanesi kazandı. Yani daha doğrusu 37 kez son dönemdeki maçlarda öne geçmeyi başaran takımlar aynı zamanda maçı da kazanan takım olmayı başardılar. O yüzden bugün derbinin yine anahtarlarından birisinin de ilk golü bulmak olacağını iki takım için de söyleyebiliriz. Tabii ki geçmişe dair, bugüne dair özel notlarımız olacak ama şimdilik bir sözü merkeze size bırakalım. Buradan yayınlarla, bağlantılarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ömer Saraç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Nevzat Demir tesislerine gideceğiz. Furkan Yıldız'a merhaba diyelim.
Melike çok teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerimden bizler de mutlu günler, yayınlar dileyelim. Beşiktaş'ta tabii az önce aslında Ömer'in de bahsettiği gibi Beşiktaş'ın yeni yönetimi, çiçeği burnunda yönetimi, bugünkü Fenerbahçe derbisiyle beraber ilk kez taraftarın da karşısına çıkmış olacak Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri. Sayın Başkan salı günkü mazbata töreninin ardından soluğu yurt dışında almıştı transfer görüşmeleri için. Perşembe günü, perşembe akşamı İstanbul'a döndü Hasan Arat ve dünse Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin takımla beraber ilk kez bir araya geldi. Hasan Arat bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Diğer tabii Beşiktaş'ta futboldan sorumlu iki önemli isim Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba. Aslında her iki isim de hafta boyunca takımla beraber Nevzat Demir tesislerinde beraberdi. Hem Feyyaz Hoca hem de Samet Hoca demek yanlış olmaz. Burada sık sık futbolcularla beraber toplantılar yapıldı. Fenerbahçe derbisinin önemi vurgulandı. Birebir görüşmeler yapıldı ve aslında bir anlamda hem Feyyaz Uçar hem de Samet Aybaba futbolculara olan güvenlerini bir kez daha dile getirmiş oldular. Beşiktaş dün burada son taktik çalışmasını yaptı. Saat 16'daki antrenmanın ardından siyah beyazlar kampa girdi ve futbolcular, teknik ekip artık bu akşamki Fenerbahçe derbisini bekliyor. 3 önemli eksiği var Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde. Valentin Rozier, Milot Rashica ve Artur Masuaku bugün Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Bir diğer önemli isim, durumu merak eden isim ise Omar Colley'di Beşiktaş'ta. Colley çarşamba akşamı gerçekleşen antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı ve sonrasında oyuncunun MR'ı çekildi. Ufak bir problemi olduğu belirlendi, saptandı ve sonrasında iğne tedavisi uygulanmıştı Omar Colley'e. O da teknik ekiple yaptığı görüşmede Omar Colley bu akşamki derbide forma giymek istediğini dile getirmişti. Bugün Rıza Hoca'nın da biz Colley'e ilk 11'de görev vermesini bekliyoruz. Birazdan muhtemel 11'imizi de paylaşacağız. Beşiktaş'ta diğer durum merak eden isimlerse Erik Bayı, Raşit Gezal gibi isimler de sakatlıklarını atlattı ve maç kadrosuna alındı. Bugün iki isim de aslında Rıza Çalınbay'dan bu akşamki Fenerbahçe derbisinde görev bekleyecek, forma bekleyecek. Geçelim Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde bugün siyah beyazların karesine Mert'in görev almasını bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Onur, sol tarafında Umut Meraş. Stoper ikilisinde bugün kaptan Necip'le beraber Omar Colley ikilisinin sahada olmasını bekliyoruz. Önlerinde ise Salih ve Jason ikilisi, hücumun sağ tarafında Jackson Muleka, sol tarafında Anterebiş, merkezde ise Alex Oxlade-Chamberlain'si Ankara deplasmanında, başkent deplasmanında oyuna girdikten sonra bir anlamda skoru getiren, oyunu değiştiren isimlerden birisi olmuştu Alex Oxlade-Chamberlain. Bu akşam Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında ise gol ayağının, gol umudunun yine Vincent Aboubakar olmasını bekliyoruz. Siyah beyazlı kafile saat 16.45 sularında buradan çıkacak ve Tüpraş Stadyumu'na geçecek. Bizim ilerleyen saatlerde buradan Beşiktaş tesislerinden tüm gelişmeleri Aspor ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz değil mi? Ben sözü tekrardan sana bırakayım Melike. Teşekkür ediyoruz notların için Furkan Yıldız. Şimdi Engin Can Çelik yine bizleri bekleyen bir diğer muhabir arkadaşımız Samandıra'da. Fenerbahçe'de son durum ne? Kendisinden dinleyelim. Melike teşekkürler. Samandıra Can Bahtu tesislerinden mutlu günler. İyi yayınlar dileyelim. İstanbul'da oldukça soğuk bir hava var ve havanın soğuk olmasıyla beraber de yağmurun da ara ara şiddetini arttırdığını söyleyebiliriz. Maça dönecek olursak, Trendyol Süper Lig sezonun 15. haftasında saatler 19'u gösterdiğinde Dolmabahçe Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe Beşiktaş'a konuk olacak. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta EMS Yapı Sivas Spor karşısında 4-1'lik skor almıştı ve maça 3 puanla galip ayrılmış. Maçtan 3 puanla galip ayrılmıştı. Onu ifade edelim. Fenerbahçe ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak maç eksiğiyle beraber ligde ikinci sırada yer alıyor 37 puanla. Fenerbahçe'de eksik oyuncular ve sakat oyuncular var. Fenerbahçe Perşembe günü basına açık 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirmişti. Joshua King'in bir gribal enfeksiyon sebebinden dolayı antrenmanda yer almadığını ifade edelim. Miyai Zeiss ve Beka ameliyat olmuştu. Ameliyatından ötürü takımla beraber çalışmalarına devam etmediğini ve bireysel antrenmanlara Miyai Zeiss'le beraber bireysel antrenmanlara devam ettiğini ifade edelim. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise takımla birlikte çalışmalara başladığını, Jiku'nun da takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtelim. İsmail Kartal'ın Beşiktaş karnesi ise çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak
namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor ve bugünkü maçı da kazanarak 3 puan veya puanlar alarak da namağlup serisini korumak istiyor. Fenerbahçe eksik ve sakat oyuncuların gölgesi nasıl bir 11 ile çıkacak? Muhtemel 11'i paylaşalım. Kalede Livakovic, savunmanın solunda Ferdi, sağ tarafında Osay Samuel. Stoper mevkiinde ise uzun bir aradan sonra Jiku ve Samet ikilisini bekliyoruz. Önlerinde Fred ve İsmail olacak. Orta alanda sol tarafta Dušan Tadić, sağ tarafta İrfan Can Kahveci, 10 numara bölgesinde Sebastian Szymański. Fenerbahçe'nin gol umudu ise Edin Džeko olacak. Geçtiğimiz perşembe günü 15 dakikası basına açık antrenmandan sonra takım kaptanı Dušan Tadić bir basın toplantısı düzenlemişti. Bu basın toplantısında mutlak 3 puanla çıkmak istiyoruz. Beşiktaş karşısında 3 puan aldıktan sonra tekrardan liderliği ele geçirdikten sonra da galibiyet serilerine devam etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bugün Fenerbahçe'nin parolası 3 puan diyelim. Bizler gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile Samandıra Can Bartos, Can Bartos testlerinden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can Çelik'e de teşekkür ediyoruz. Böylelikle hem maçın oynanacağı stadyumdan, Dolmabahçe'den tüm son gelişmeleri aldık. İki takımdan da yerlerinden, yine tesislerinden son notları aldık. Yine gün içinde bağlantılarımız olacak malum. Derbi günündeyiz. Her an her şey olabilir. Sizinle her gelişmeyi paylaşacağız. Onu hatırlatalım ve hemen konuklarıma dönmek istiyorum. İlk kez beraber yayın yapacağız Abdullah Ercan, değil mi? Evet, o güzel bir güne denk geldi. Derbi gününe denk geldi. Ben de öyle sevgili Melike, ben de ilk kez yapıyorum. Bu yani bu üç kişi ilk kez bir arada. Abdullah Hocam'la beraber biz 2015'te prolisans kursunda beraberdik. Bayağı orada uzun bir süre beraber. Yani oradaki o süreçte bayağı iyi arkadaşlıklarımız olmuştu. Geçmişten de arkadaşlıklarımız var ama epeydir uzun zamanları da görmüyorum. Tabii birbirimizi takip ediyoruz uzaktan. Ama böyle bir günde tekrar bir aradan olmaktan ben de son derece mutluyum. İnşallah güzel bir program olur. Güzel bir program olacak. Bayağı yoğun da bir program olacak. Konuşacak çok konumuz var. Bağlantılarımızın tabii ki ışığında, aldığımız bilgiler ışığında konuklarımızla birlikte değerlendirmeler yapacağız. Şimdi muhtemelleri zaten paylaştı muhabirlerimiz. Benim de önümde var. Onlarla birlikte başlayalım istiyorum. Sonra istatistikler ne olur ne biter. İki konuğum da zaten işin üstadı. Onlarla birlikte konuşup değerlendirmek istiyorum. İlk yayınımız olduğu için Abdullah Ercan'la başlayacağım. Önce şöyle bir genel sorayım. Şu atmosferde nasıl bir derbi bekliyorsun? Tabii şimdi bir sürü soru işaretlerine cevap vermek lazım. Bir kere Fenerbahçe'nin deplasmanda nasıl oynayacağı, keza Beşiktaş'ın yeni yönetime karşı ne vereceği. Bir reaksiyon olabilir. Yani bunlar hep motivasyondur büyük derbiler öncesi. İki takımın eksikleri, hem bölgesel olarak hem bireysel olarak. Evet. Hafta boyunca çalışan antrenörler tabii bunların kararını vermiş ama bizler de dışarıda işte maçta oluşabilecek olayları burada yorumlayacağız. Maçın içinde ne olur, ne biter. Ama genel tabloya baktığın zaman Beşiktaş'ın sorunlarının daha çok olduğu görünüyor. Şimdi Beşiktaş'ın stoper problemi zaten sakat olsun olmasın mevcutta da stoperlerinden zaten memnun olmayan, hatta en başından beri Şenol Güneş'ten beri memnun olunmayan bir durum var. Yapılan transferlerde bekleneni verememişti. Şimdi Necip olacak orada Koli ile birlikte. Savunmada sıkıntı yaşar mı? Umut Meraş zaten daha öncesinde de yine Masuaku'nun yokluğunda sol bekte oynamıştı. Forma giyecek sol bekte. Diğer tarafta da Onur'u bekliyoruz. Savunmada sıkıntı yaşar mı? Önce öyle başlayayım. Ben de şöyle sorayım. Acaba bu dörtlü ilk kez ne zaman beraber oynadı? Bence ilk kez oynayacaklar gibime geliyor. Son gerçi Ankara Gücü maçında Umut oynadı. Evet, orada Umut Meraş oynadı. Evet, Umut Meraş oynadı. Beşiktaş'ın sadece bugünlük sorunu değil, bu savunmanın merkez sorunu. Evet. Eğer Džeko olmasaydı aynı şeyleri Fenerbahçe için de söyleyebilirdik. Orada da aynı sorunlar devam ediyordu. Tabii savunmanın merkezi çok önemli bir bölge. Özellikle takım savunmasında ve oyun kurulumunda. Ben Fenerbahçe'nin oyun planlarını biraz bu bölgedeki Beşiktaş'ın eksikliğine göre yaptığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de oraya çok iyi hamleler yapan bir Szymański var. Evet. Artı Fenerbahçe'nin arkadan getireceği oyuncular. Belki merkezdeki o bloğu açıp oraya sokacağı sürpriz oyuncular.
maçın neticesine etki edebilecek pozisyon olarak değerlendiriyorum. Ama Fenerbahçe'nin de eğer Ceko oynamazsa aynı şekilde onun da problemi olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın da o bölgeye sokabileceği çok tecrübeli, deneyimli oyuncular var. Abu Bakar'ı söyleyebiliriz, Cenk'i söyleyebiliriz. Evet. Belki Chamberlain biraz daha öne doğru olabilir. Belki Rıza Hoca kazanmak uğruna formasyonu değiştirebilir. Yani biraz daha merkez atak üzerine, Şenol Hocam da bilir, merkez atak üzerine bir oyun planı kurulabilir. Belki iki beki açıp orayı genişletip oraya daha fazla oyuncu sokulabilir. Ama tabii bütün bu teknik bilgilerin yanında şunu da söylemek lazım ve ben buna çok inanırım. Oynadığım dönemde de inanırım. Hakikaten derbilerin havası farklı olur, neticesi evet. Önceden bilinmez. Çok klişe bir cümledir ama ve çok geçerlidir. Yaşadığım için de biliyorum. Havanın yağışlı olması her ne kadar herkes söylüyor ya hava yağışlı şöyle olur ama bazen ters de olabilir. Oyun daha da güzelleşebilir. Güzelleşebiliyor bazen, evet. Daha devam ederim. Başka şeylerim de var ama. Konuşacağız hocaya... daha. Evet. Zaten bir de düne de gideceğiz. Ama şöyle kadrolar da ekranda beklediğimiz muhtemel 11'ler de ekrandayken Şenol Fidan'a da döneyim. Sevgili hocam sahanın içine girdi ama ben sahanın içine girmeden önce biraz psikoloji biraz da tabii. Konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray'la olan yarışında Beşiktaş biraz geride kaldı tabii. Beşiktaş geride kalmanın verdiği bir eksiklikle takımdan hocası gitti, başka yardımcı hocası geldi, sonra Rıza Hoca geldi. Bununla beraber tabii yönetimsel anlamda da bir boşluk olduğundan futbolcuların oradaki konsantrelerin azaldığını söylemek mümkün. Fenerbahçe açısından baktığımızda da şimdi ligimizde şu aşamada maçlar aynı saatte oynanmadığı için rakibinin sizden önce bu işini, kendi işini yaptıysa ki yaptı Galatasaray, 3 puan öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin sahadaki futbol anlayışının oynama şeklini bence değişeceğini düşünüyorum. Çünkü evet büyük maçlardır bunlar ama rakibinizin de ne yaptığı sizin oyun anlayışınızı az çok etkiler diye ben tahmin ediyorum. Çünkü psikoloji bu. Şimdi Galatasaray 3 puan öne geçti bu haftada muhakkak şimdi 3 puan almak isteyecektir diye bir tahminde bulunmak gerekiyor. Çünkü siz Galatasaray'ın dün beraber hemen mağlup olduğunda Beşiktaş'a karşı çıkacağınız şey 11 veya anlayışınız çok farklı olurken Galatasaray'ın 3 puan almasıyla beraber belki de çok büyük risklere gireceğiniz bir maç olabilir şeklinde. Çünkü bunlar hep psikolojik faktörler. Çünkü bu parametreleri ortaya koyduğumuzda biraz önce koyduk kadro seçimi de çok önem kazanıyor. Kadro seçimiyle beraber oraya gelirken takımların sakatlıkları ve cezaları durumunu da konuştuk. Hocam da söyledi. Burada baktığımız zaman Beşiktaş takımdaki sakatlığın daha fazla olmasından dolayı bazı handikapların olduğunu söylemek mümkün. Ama aynı handikapları Fenerbahçe'nin yaşadığını da gördük. Fenerbahçe takımı sezon başından beri Avrupa Kupası ve Lig Kupası'nda değişik 11'lerle çıkmasına rağmen, iyi sonuçlar almasına rağmen bazı mevkilerde orijinal stoperleri veya orta sahası olmadığında zorlandığını gördük. O zaman da şu aklımıza geliyor. Acaba oyuncuya dayalı bir futbol anlayışıyla mı takımlar gidiyor? O zaman da teknik direktörlerin buradaki etkilerini de tartışmak da mümkün oluyor. Şimdi Galatasaray takımına baktığımızda, yani bu üç takımımızı değerlendirdiğimizde Galatasaray takımı biraz daha değişikliği az yaparak geldi şimdiye kadar. Evet. Başarılı oldu ama Fenerbahçe değişikliği yapmasına rağmen o rotasyonla beraber son haftalarda düşüşe girdi. Bu çok enteresan. Çünkü çarşamba pazar, çarşamba maçı oynamak oradaki fazla oyuncu grubu için çok önemli bir şey. Teknik adam da önemli bir şey. Çünkü kimsenin enerjisinin düşmesine izin vermiyorsunuz. Çünkü 3 gün sonra maç oynayacaksınız. Çünkü görüyorsunuz büyük takımlarda egolu futbolcular kenarda kaldığında bu egolarını isterseniz vücut dillerine yansıtabiliyorlar. Evet. Bu açıdan çok önemliydi Fenerbahçe'nin bu rotasyonları ama rotasyonla beraber o aynı etkiyi göremedik Fenerbahçe açısından. Şimdi rotasyonu belki de etkileyen önemli eksiklerinin yani yedeğini belki de asılı kadar iyi takviye edemediği bazı oyuncularının problemini yaşadı. Fred gibi, işte Ciku gibi ki Ciku döndü şimdi evet. Kadroya.
Hani bu tarz oyuncular, mesela ikamesi olmayan oyuncularla ilgili çekti belki de. Daha olabilir rotasyonda, kabul edilebilir rotasyonda aslında bazı oyuncuları çok güzel değişikliklerde verim alabildiğini de gördük. Ama şunu anladık ki savunmada alternatifi az. Fred'in alternatifi yok. Şimdi orada da lig için konuştuğumuzda, çünkü ligde dominant bir oyunla oynamanız gerekiyor. Bu oyuncularla belki diğer oyuncuları, yani bahsettiğiniz oyuncuları değiştirdiğinizde belki oradaki etkisi düşük olabilir, ama Avrupa Kupası özelinde söylediğimizde Fenerbahçe'nin zaten 9 puanı cebindeydi. Bazı deplasmana gittiğinde, içeride evet. oynadığındaki maçlarda buradaki eksiklikleri göz önünde bulundurarak o günkü anlayışını değiştirmesi gerekiyordu bana göre. Belki yani çok dominant bir oyun oynama yerine ikinci bölgede veya birinci bölgeye doğru gelip hızlı çıkışlarla bir futbol anlayışıyla belki bugün yaşadıkları o handikapları yaşamayabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani günlük o çözümleri hocaların bulması lazım. Evet, takımlar sene başında bu üç kulvar için kuruluyor. Avrupa Kupası, Lig Kupası, bir de Türkiye Kupası olarak. Tabii ki sakatlıklar olacak. Ama o zaman da siz elinizdeki kadroya göre de bir futbol anlayışını sahaya yansıtmak durumundasınız. Fenerbahçe ve Galatasaray ve Beşiktaş, ki Beşiktaş'ı biraz buradan ayırıyorum. Galatasaray da aynı şeyleri yaparken Galatasaray futbol anlayışından hiç ödün vermedi. Bakın, gitti Manchester'a dirençli bir oyun, baskılı bir oyun oynamaya çalıştı. Burada galipken veya beraberken hala 60-70'lere kadar şiddetli baskılarla rakibi evet. oynatmamaya çalıştığı gibi. O zaman da şu soru aklına geliyor. Acaba bir puanı kazanmak daha mı iyiydi? O kaybettikten sonra önümüze geliyor, ama şu çıkıyor ortaya. İsmail Hoca da, Okan Hoca da, ben diyor kendi oyunumu oturttum. Bu oyun şeklimle karşımda kim olursa olsun ben bu oyunumu oynayacağım mantığını bize veriyor. Şimdiye kadar öyle geldi. Beşiktaş'ta ise tabii hocalar değiştiği için, artı sakatlıklar olduğu için bu oyun anlayışını tam anlamıyla oturttuğunu söyleyemeyiz. Yani burada Beşiktaş... Bu arada görüntüler canlı değil mi? Evet. Price stadından canlı olarak evet. geliyor ekrana görüntüler. Onu da söyleyelim. Beşiktaş açısından baktığımızda şimdi yeni gelen bir yönetimin takıma verdiği bir hava var. İşte Samet abiyle beraber sevgili Feyyaz hocam da takıma, yani yönetici ve sportif direktör anlamında takımı da ziyaret ettiler. Bu önemli bunlar. Çünkü futbolcular yeni gelen yönetimlerden bir takım sözler, bir takım yaklaşımlar almak ister. Bu yaklaşımı da Samet abi, Feyyaz Uçar üzerinden zaten Hasan Arat yönetimi göstereceğini söylemişti ve göstermeye de çalışıyor. Ama onun yanında da Hasan Bey'in de takımı ziyaret etmesi futbolcular üzerinde ayrı bir hava yaratacağını düşünüyorum. Çünkü futbolcular böyle maçlarda zaman zaman, yönetimler de, hatta hocam da bilir. Yeni gelen teknik direktörün, yeni gelen yönetimin takımın üstündeki etkisini, varsa bile yeni yapılan bir şeyi, orayı değiştirmek istersiniz ki biz evet. buradayız havasını vermek adına. Belki de prim sözü de vermiş olabilirler. Bilmiyorum. Verirlerse de bence çok ideal bir şey olur. Çünkü siz yeni geldiğinizi göstermek istemek durumundasınız. Hem bu hoca bazında olsun, hem yönetici bazında olsun, hem de işte yönetim bazında olsun. Belki o sözü vermediler, ama orada olduklarında, bundan sonraki yapılacaklarda arkasında olduklarında o güveni vermeye çalıştılar. Bu bakımdan önemli. Beşiktaş'ın şimdi kayıpları şimdi olduğunda... Daha detaylı konuşacağız. Tamam. Şöyle. Yok, hayır, o yüzden değil. Bir virgül koymak tamam. istiyorum derbiye. Neden? Çünkü dünle de dönelim istiyorum. Dün akşamki maçı da konuşalım istiyoruz. Galatasaray Adana Demirspor maçını. Hafta bu maçla başladı. Yine oynanacak maçlara şöyle bir programa önce göz atalım. Derbi haftasında izledik, ama başka önemli karşılaşmalar da var bu hafta. Hepsine bir bakalım. Geldi ekrana. 3-1 kazandı Galatasaray. Dün Yukatel Adana Demirspor'la oynadığı mücadeleyi bugün 13.30'da başlıyor gün. Biteksen Antalya Spor, Babakars Fatih Karagümrük mücadelesiyle 16'da Yılport Samsun Spor Kasımpaşa'yı konuk edecek. Akşam derbi diyeceğiz. 19'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hemen yarına bakıyorum. 13.30 İstanbul Spor Korendon Alanya Spor maçını izleyeceğiz. 16'da iki karşılaşma var. Rams Başakşehir, Atakaş Hatay Spor, Mondeom Kayseri Spor, Siltaş Yapı Pendik Spor. 19'da Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor konuk edecek. Pazartesi günü iki maçla haftayı, 15. haftayı noktalayacağız.
MHK Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçı, Tümosan Konyaspor EMS Yapı Sivasspor maçı bu iki mücadelede 20'de oynanacak ve hafta bu karşılaşmalarla bitecek. Şimdi düne bir gidelim istiyorum. 3-1 bitti mücadele, Rams Park'ta oynanan karşılaşma. Süper Lig'in en iyi ekiplerinden biriydi Adana Demirspor ama Galatasaray gerçekten Adana Demirspor karşısında çok iyi bir futbol oynadı. Ben güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Maçla ilgili yorumlarınızı almadan önce bir maç sonu açıklamalara bakalım isterseniz. Bir getirelim ekrana. Maçın ardından yapılan açıklamaları basın toplantısına götürelim sizleri. Sonra değerlendireceğiz. Evet, maçın ardından yapılan açıklamalara baktık. Şimdi mücadeleyi birlikte değerlendirelim. Abdullah Ercan, seninle başlamak istiyorum. Evet. Şöyle bir durum var birkaç haftadır. Hem çok hani performansı zaman zaman çok fazla övülen ama eleştiriye gelince de çok acımasızca yaklaşılan bir Kerem Aktürkoğlu var. Yine bence maçın en iyilerindendi. Sen ne düşünüyorsun? Dün pozisyonunda oynadı. Evet. Ben artık bir daha da herhalde o pozisyonu terk etmez. Yani ben Mertens geldikten sonra, ama ben eleştirilerin bazılarının çok acımasız olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Artı oyuna ve skora çok çabuk etki edebilen nadir oyunculardan olduğunu düşünüyorum. Kerem'le ilgili düşüncem bu. Oyuna gelirsek çok iyi bir Galatasaray vardı dün. Evet. Galatasaray'ın çok iyi oynamasını da sağlayan biraz Adana Demirspor vardı. Ki Adana Demirspor deplasmanda zannediyorsam ya puanı yok ya da galibiyeti yok. Galibiyeti yok. Şimdi Galatasaray'ın attığı iki tane gol var. Altyapılarda ders olarak gösterilebilir. Özellikle ilk gol. Bir tane sağ bekin hata destek verip nasıl sonuçlandırdığını göstermesi açısından. Şimdi Galatasaray'ın özellikle iç sahada bir oyun pratiği var. Ön alan baskısı yapan, dönen topları kazanan, rakip çıkarken kaptığı toplarla da çok çabuk neticelendiren bir takım. Değişik oyuncu profilleri kullanması bu oyunu değiştirmiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Dün keza yine aynı bir oyun. İki tane gol var, ilk yarı 2-0 bitti ve devamında skorun farka gideceği pozisyonlar da oldu. Özellikle Tete bu konuda hem şanssızdı hem de başarısızdı bence. Biraz da beceriksizliğinden de kaynaklanıyor. Galatasaray'ın hep geçen sene de vardı. Çünkü bu sene de bu oldu. Şöyle bir fiziksel anlamda devamlılığı sağlıyor. Sezona başlamalarındaki temposu, ki bu sene Avrupa kupalarıyla başladılar. Temposu çok iyi olmuyor. Ama ilerleyen süreçte demek ki fiziksel anlamda yüklemeyi doğru yapıyorlar. Devamlı gelişen ve oyunu geliştiren bir Galatasaray var. Dün de keza burada böyle devam etti. Eğer Galatasaray'a geriden oyun kurmaya, arka taraftaki boşlukları değerlendirmek için böyle bir plan yaparsanız, tutarsa sorun yok, geçişi oynarsanız. Ama tutmazsanız kalenizde gol görüyorsunuz. Evet. Ki ikinci gol böyle oldu. Sadece Galatasaray'ın bir tek, eğer eleştirilecek bir konu varsa şu eleştirilebilir. Türkiye Ligi'ni bir kenara bırakarak Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Acaba 60 veya 70'e kadar çok ritimli, çok yüksek tempoyla oynayan bir Galatasaray var. Skora bağımsız konuşuyorum. Acaba bundan sonra, aldığı skordan sonra oyunu biraz daha farklı oynayabilir mi acaba Galatasaray? Neden? Çünkü eğer Galatasaray Bayern Münih maçını böyle oynasaydı, bir puan alsaydı, şu an beraberlik yetiyordu Galatasaray'a. Yani evet. Öyle, opsiyonlar an değişecekti. Yani hocam, oyunu bir 20 dakika Galatasaray takımı ki böyle oynayabilir. Ama hoca çok bunu tercih etmiyor. Ama işin bir de realitesi var. Salı günü dışarıda da kalabilirsiniz. Dileriz öyle bir şey olmaz. İnşallah olmaz ama yani küçük süreler belki gidişatı belirleyebilir. Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Evet. İç sahada zaten Galatasaray şu an karşı gelebilecek bir takım herhalde Fener derbisinde göreceğiz. Lafı çok uzatmadan şöyle bağlayayım. Galatasaray'ın oyununda bir değişiklik yok. Yine iyi bir oyun var. Dün oyun farklı skorlara da gidebilirdi. Adana Demirspor'daki düşüş de devam ediyor. Ben sana katkı yapayım hocam şimdi burada. Buyurunuz.
Sen dedin ya son 20 dakikaları oynayabilir mi diye. Yani bu oynama şeklini değiştirmedi. Sevgi Melike de söyledi. Değiştirmiyor. Evet. Okan Hoca'na baktığımız zaman bunun tarzı, yani Okan Hoca'nın tarzı önde şiddetli baskılarla 90 dakika rakibi oynatmadan ama izleyenlere seyir zevki yüksek bir maç seyrettirmek. Tabii ki bu çok herkesin istediği bir ideal bir düşünce ama bazı gerçekler de var. Bazen işte biz de yaşadıklarımız gibi, yaşadıkları gibi. Bunu kadro içinde, kadro seçimi içinde söyleyebiliriz. Bakın orada da değişiklik yapmadı Okan Hoca. Milli takım arasına gelene kadar, gitmeden önce yaşadığı mağlubiyetten sonra, ondan sonra ben değerlendirme yapacağım düşüncesini ifade etmişti. Daha önceki kadrolara baktığımızda Galatasaray takımının hep aynı kadrolarla oynadığını görebiliyoruz. Bakın bugün Muslera 4. sarı kartı gördü. Muslera sezon başından beri, doğru mu? Yani sezon başından beri lig, Avrupa Kupası demeden, rakip ayırt etmeden oynayan bir Muslera var. Buna Icardi de dahil. Acaba yani bu sakatlık ve cezaları düşündüğünde Okan Hoca buradaki bazı maçlarda bu değişikliği yapması gerekiyor muydu? Hocam bu bir felsefe. Yani tabii. Şöyle sen Kopenhag'la oynuyorsun, 2-0 geride giriyorsun, 20-30. dakika 2-2'yi yakalıyorsun. Tamam, momentumu yakalamışsın, biraz daha zorlayabilirsin. Ama oyun 70'e geldi, artık gidemiyor. Devamlı ön alan baskısı belki taraftar isteyebilir. Ama sonuçta bir realite var. Galatasaray takımı neden bu kadar transfer yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilmek için. Yani ben orada oyun felsefesinde veya daha doğru şöyle kullanılabilir, oyun stratejisinde bir değişiklik yapıp, ister oyuncu değişikliğiyle bunu yapıp, ister anlayış olarak, yani belki biraz daha topa sahip olup, belki biraz daha bekleyip, ki Galatasaray'da ön alana çok İyi koşu yapabilen oyuncular var. Biraz önce Melike'nin dediği gibi Kerem Aktürkoğlu'nu. Böyle bir oyunda bir 20 dakika oynanabilir. Yani neticeyi alma uğruna veya sıralamada Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmeme uğruna. Hocam o söylediğin çok doğru, katılıyorum. Ama Kopenhag maçında 2-0 geriye düştüğü için oradaki zaten bazı şeyleri riske etmek durumunda. Doğru ben de. Ama Bayern Münih maçında özellikle Bayern maçında bunu tabii örnek verebiliriz. Hocam deplasmandaki Manchester maçı da bunun kopyası. Evet, orada evet. Çabuk skoru buldu. 1-1, 2-1, 2-2 evet, falan çabuk. Gibi çabuk reaksiyon verdiler. Evet. Bayern Münih maçında o kadar iyi oynamasına rağmen golü bulamaması, isterse de senin dediğin gibi 60-70 lira değiştirebilirdi. Değiştirebilirdi ama baktı oyun iyi gidiyor. Belki oyuncular da keyif alıyor gibi. Orada değiştirmedi. Ben bunu söylerken tam da onu söyleyecektim. Yani Okan Hoca'nın bu modeli, yani ben böyle oynayacağım diyor ve devam ediyor. Yani bu kadro seçimi için de aynı. Yani ben ilk 11 yapacağım. Orada fazla değişikliğe gitmeyeceğim. Çünkü yaşıyoruz mesela. Bilmiyorum yani, ben öyle yaparım en azından. Şimdi transfer zamanı geçmiş, sonradan gelen oyuncular var. Bu oyuncuları nasıl hazırlayacaksınız? Maçta atmanız tabii lazım değil mi? Oynatarak, doğru. Yani ne yapacaksınız? 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika. Zaten öyle yaptın. Hayır, bazı maçlarda Endombele'yi hiç oynatmadı mesela. Onu ayrı tutmak lazım hocam. Bak şeye de, Nelson'a da bazen. Bazen Oliveira, bazen Mertens'e. Ben Okan Hoca'nın o konuda bazı oyuncuları çok çabuk sildiğini düşünüyorum. İşte ben de diyorum ki çabuk yani eğer böyle... Geçiyor. Evet. Bence, özür dilerim hocam. Ben şöyle söyleyeyim. Bazı Galatasaray'da geçen senenin yükünü çeken oyunculardan Okan Hoca sezon başı çok... Ya sildi, biraz ağır oldu da çabuk vazgeçti diyelim. Oliveira gibi, Nelson gibi. Aynen. Yani hocam mutlaka Mertens ihtiyacın oluyor. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası da geldi. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, çok yıpratıyor. Artı Türkiye Ligi'nde Galatasaray çok iyi gidiyor. Ya bu istatistik ne Fener'de bu zamana kadar vardı ne Galatasaray'da. Evet, şu an en iyi sezonu hatta bir ek yapayım. Geçiyor evet. Galatasaray'ın şu an. Bir ek yapayım hocam. Galatasaray takımın hangi oyuncuları kullanırsan kullan, rakip kaleye şu an Türkiye Ligi'nde en kolay giden takım. Trabzonspor bunu şampiyon olduğu sene oynuyordu. Rakip kaleye çok rahat gidiyordu. Keza dün Galatasaray ceza sahasına girme sayısını bilmiyorum ama o kadar rakip kaleye gidiyor ki, çünkü bir oyun pratiği oluşmuş. O oyun pratiğini oyuncular çok iyi ezber yapıyor. Hangi oyuncuları koyarsan koy. Çünkü Galatasaray'ın Derval'le beraber başlayan ana şey prensibi rakip yarı sahada oynamak. Bunun Türkiye Ligi, Avrupa Ligi fark etmiyor. Ama ben Türkiye Ligi'ni ayırarak onu söylemeye çalıştım. Avrupa Ligi için bazı şeylerden belli bir süre vazgeçilebilirdi. Peki,
Bir şunu da konuşalım tamam. isterseniz. Kadro üzerinden değerlendirme yaparken ben Savaş Çorlu'nun da hakkını teslim etmek istiyorum. Hep 11 tahminleri. Tahmin edemeyelim aslında yani habercilik yapıyor. Bizle paylaştığı 11'ler hep gerçek 11 oluyor. Barış Alper'i yayınımızda söylemişti. Merak ediyorum sizin de sol bek tercihin. Şimdi... Ya şu da aslında tartışılır bir şey. Ligde hep bir şekilde başka mevkinin oyuncuları bu sol beke devşiriliyor. Ne olacak? Yani bu şekilde bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya defans oyuncuları oraya devşirmek daha kolay da tabii. Forvet oyuncusunun oraya gelmesi. Defans oyuncusunu yapamıyorsunuz işte. Abdülkerim olmadı. Şimdi onu söylemek, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bazı oyunculardan çabuk vazgeçti diyorsun. Peki planlama üzerinde senin Türkiye Ligi'ni oynayacağın, artı Avrupa Kupası'nı oynayacağın ve artı Ziraat Türkiye Kupası'nı oynayacağın belli mi? Belli. Oyuncu sayının da belli. Şimdi sen oradaki oyuncuyu bu enerjisini yukarıda tutmadığın sürece ben ilk 11'le gittiğim sürece bir yerde bu lastik bir yerde patlayacak. Doğru. Abi hani tabirle. Bunu dışarıda tuttun. Oyuncu da enerji düşüklüğü göstereceği için bazen de ritmini kaybedeceği için ben onun için söylerim. Bazen Mustara'yı. Şimdi geldi Sivas maçında Günay oynayacak değil mi? Doğru. Evet. Baktım 14-15 maç olmuş. Avrupa Kupası'nın 20 maçtır 25 maçtır yok. Şimdi gel hadi çık aslanım hadi oyna bakalım olacak. Bazı oyuncuları hem de şampiyon olmuş bir kadroyu onun için bu kadar bazı oyuncuları dışarıda bırakmak teknik adamın başına iş açıyor ileriki zaman için. Hem de geliyor işte yaşıyorsunuz. Niye? Sakatlıklardan dolayı. Ama sakatlık olmasa tamam siz ilk 11'le oynayın ama olmaması mümkün mü? Cezalı olmaması mümkün mü? Oradaki o dengeyi de böyle ayarlaması lazımdı. Ben onun için diyorum yani Okan Hoca'nın böyle bir anlayışı var. Hem oyun anlayışı bakımından ileride oynamak, ileride basmak bu Galatasaray'ın genetiğinde de var. Evet. Bekleri çıkartıyor, kanat oyuncuları içeri sokarak oradaki oyun planını uygulamaya çalışıyor. Ama bu diğer taraftan da kadro seçimine baktığımız zaman ileriki maçlardaki bazı sıkıntıları görerek diğer oyuncuları da hazır tutmanız lazım. Ben öyle düşünüyorum hocam. Yoksa arada çok büyük uçurum varsa, tamam yani devşirme oyuncularla, aynı oyuncularla belki riske girerek gidebilirsiniz ama Galatasaray'ın takımının baktığımız zaman geçen sene şampiyon olmuş bir kadro var orada. Doğru mu? Yani şampiyonluk olmuş bir kadro var. Mevcut. Siz bunları değiştirmediğiniz zaman ileriki zamanlarda oyuncuların ister istemez vücut dilinde bir değişim oluyor hocam. 2x2=4. Yaşadık doğru, mı? Doğru. Yaşıyor muyuz? Yaşayacak mıyız? Yani bu. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Elinizde imkanlar varken ki Fenerbahçe bunu yaptı. Değiştirerek geldi. Ona rağmen oradaki orijinal oyuncular sakatlığını yaşayınca ister istemez bazı sonuçları yaşadı. Galatasaray bunu yapsaydı şimdi belki Günay'ın performansı soru işareti. Veya atıyorum orada Nelson'u uzun zaman oynatmamak gibi. Evet. 3-0 öndesin Icardi'yi çıkartmamak gibi. Bakan Büyü sokmak gibi veya işte Endemboli'yi bir 30 dakika 45 dakika oynatıp bir ritim yakalatmak gibi. Yani bazı şeyleri maç içinde denemeden hoca hadi çık yapalım düşüncesi bilmiyorum bir tarz bir modeldir bu anlayıştır. Yani ben olsam daha çok hazırlayarak maçta görerek mesela deneyerek ya bir dahaki maç böyle bir rakiple oynayacağız. 3-0'da galibiz. Acaba şunu da oynatalım 30 dakika bir ritim kazansın. Takıma ısınsın gibi bir düşünce üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum tabii. O şey bütün oyuncuları hazır tutma açısından çok doğru. Çünkü bu takımlarda çünkü egosu yüksek oyuncu fazla hocam. Ama evet. Diğer takımlara bakarsan aradaki fark yani fazlaysa tamam ya değiştirince her şey değişiyor mu gibi düşünmek de doğru değil ama görüyorsunuz bunlar kaliteli oyuncular girdikleri zaman da iş yapıyorlar. Burada tutmak lazım. Galatasaray'ın da şöyle bir genetiğinde oyun anlayışıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Zaten teknik direktörler ifade etti. Yani Adana Demirspor kendi oyun tarzını anlatırken büyük takımların anlattığımız tarzda ben pas oyunu oynayacağım, kendi oyunumu oynayacağım tarzıyla Galatasaray'ı oynadığı için iki tane gol yedi bence. Çünkü Galatasaray'ı konuştuğumuzda bugün sokaktan geçen belki ufak bir çocuğa evet. sorsanız bile önde baskı yapacağını biliyor. Ben onun için diyorum günlük çözümler, pragmatik davranmak yani şey açısından söylüyorum Adana Demirspor için uygulamak belki önem kazanabilir veya diğer takımlar için de. Çünkü kendi de söylüyor Galatasaray baskı yaptığını ama biz diyor pas oyunumuzu kendimiz oynamamız lazım diye ifade etti Serkan Hoca. Bu da onun tuzağa düştüğünün bir açık bir kendi ifadesidir. Şimdi siz geriden pas oyununa çıkarsanız
Galatasaray'ın baskılarına, şiddetli baskılarına maruz kalacağınız 2x2-4. Ki yeniden ikinci golde, çünkü bek, sağ bek bakın taç çizgisinde, sol bek taç çizgisinde. Genişlik açık alanda vardı, evet. Evet, genişlikte yakalandılar ve golleri yediler. Siz golleri yedikten sonra geri dönüşünüz biraz zor oluyor. Tabii 2-1'i de buldu ama pozisyon da buldu. Biraz da bu... Ama çok da pozisyon verdi hocam. Evet evet. İkinci yani, devre... Özellikle ikinci yarı çok vardı. İkinci yarı farka giderdi oyun. Yani gol attıklarına bakmayın ama Galatasaray çok pozisyon kaçırdı. Biraz önce Galatasaray için söyledin ya hani... Ya 20 dakika, 25 dakika acaba biraz değişik bir evet. B planını devreye evet. sokabilir miyiz? İşte Demirspor için de geçerli bu. Evet doğru. Yani kendi o oyununu oynamak tamam güzel. O çünkü bir başarı istiyorsanız, sürdürülebilir bir başarı istiyorsanız kendi oyununuzu kabul ettirmeniz, bir ekol yaratmanız, bir anlayış yaratmanız önemli. Ama bazen de böyle büyük rakiplere karşı o 20 dakikalık, 25 dakikalık veya 45 dakikalık bazı çözümleri de ortaya koymanız lazım. Ben Barış Alper üzerinde bir şey söyleyeyim. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam Pendik maçının ikinci devresi artı bu maçta da ilk 11 başladı. Orada da evet sol bek. Lig için kaldırabilir. Özellikle sağ ayaklı bir oyuncuyu sol bek oynatmak iç sahada ofansif düşünce anlamında dün çok da katkısını da gördük ama... Ama Kopenhag maçında yani, ben de zannetmiyorum hocanın. Oradaki, şey orada Galatasaray'ın şu anda Angelinho hariç kullanabileceğim oyuncu zor. O da herhalde şeye takılıyor. Herhalde 20 maç oynatma şeyine takılıyor. O çok kritik karar vermek lazım. Evet. Çünkü 6 milyon eurolardan bahsediliyor. Özellikle Galatasaray'ın iç sahada hangi bekle oynarsanız oynayın fark etmiyor zaten. Çünkü o kadar ofansif oynuyorlar ki Kerem içeri giriyor, öbür taraftan Tete içeri giriyor. İki bek o kadar geliyor ki. Yani orada defansif bek kullanmanın bir açıklaması yok. Barış Alper'i de oynatabilirsin. Zaten öbür tarafta Şasabaya müthiş oynuyor. Onu şey yapamam ama zorluk derecesi yüksek bir maç. Özellikle salı günü hocanın böyle bir riske gireceğini kesinlikle düşünmüyorum. Peki salı günü demişken bu maçta gözünüze neler çarptı? Ne bekliyorsunuz Kopenhag karşılaşmasından? Bir de onu konuşalım. Ben mesela Kopenhag maçı öncesi bu kadar hırslı, istekli bir oyun beklemiyordum. Biraz daha böyle hani zaten evinde oynuyor. Rahat bir oyun bekliyordum ama Galatasaray'ı çok iyi gördüm. Siz ne bekliyorsunuz? Önce seninle başlayayım. Ya ben şöyle yakın hedef olarak kesinlikle Kopenhag. Yani Galatasaray'ın şu anda Şampiyonlar Ligi'nde devam etme isteği şu an itibariyle şampiyonluk kadar kıymetli diye düşünüyorum. Ve buna göre bir oyun oynayacağını da düşünüyorum. Şenol Hoca'ya şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam yine aynı oyunu oynayacaklar bence. Kopenhag'da da aynı oyunu oynayacaklar. Kesin. İnşallah bu sefer şöyle olur. Neticeyi alırız. Strateji olarak hocanın özellikle oyunun son bölümünde neticeyi aldıktan sonra Galatasaray'ı bir üst tura veya çıkarabilecek bir oyun stratejisiyle beraber bitirirler. Çok istiyorum. Çünkü Galatasaray 60-70 dakikalık bu herkese oynadığı oyun karakteriyle bunu hak ediyor. Ben de şöyle bakayım. Yani futbol verilerle çünkü anlatmamız lazım. Bir takımın karakterine bakıp hocaların, teknik adamların anlayışlarına da bakmak gerekiyor. Şimdi Atletico Madrid'e karşı oynadığınızda Simone'nin az çok ne yapacağınızı biliyorsunuz. Galatasaray takımının da artık bu yerleşti. Senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Çünkü kendi oyunundan vazgeçmeyecek. Bir de puan durumuna baktığımızda her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray'ın elinde olduğu için kendi içinde yaptıktan sonra Galatasaray rahatlıkla o turu geçeceğini düşünerek bu oyunundan zaten geçmişte Manchester maçları olsun, Bayern Münih maçları olsun vazgeçmedi. Kopenhag maçından da vazgeçmez. Hemen bir araya gidiyoruz. Aranın ardından ikinci dilimde beraberiz. Spor Ajansı'nda ikinci dilimde yeniden beraberiz. Yine sizi şöyle açılış yaparken derbi havasına sokalım dedik ama bununla da kalmıyoruz. Yine
canlı bağlantılarımız var. Üç ayrı noktaya, üç ayrı konuma tekrar gideceğiz. Şimdi tekrar hatırlatalım. Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde bizleri Furkan Yıldız bekliyor. Bir diğer tesiste Samandıra'da Engin Can Çelik bizi bekliyor. Yine detayları bizlerle paylaşmak için. Tüpraş stadında da Ömer Saraç var. Arkadaşlarımızı fazla bekletmeyelim. Malum hava şartları. Şimdi ilk olarak Ümraniye'ye gidiyoruz. Nevzat Demir tesislerinden son notlar Furkan Yıldız'da. Melike çok teşekkürler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden bizler de bir kez daha mutlu günleri yayınlar dileyelim. İlk olarak Beşiktaş cephesinden şu bilgiyi aktararak bağlantımıza başlamak istiyorum. Sayın Başkan, Beşiktaş'ın 35. başkanı, yeni başkanı Hasan Arat hafta içerisinde transfer görüşmeleri için yurt dışına gitmişti. Salı günü mazbat töreninin ardından ve Perşembe günü Sayın Başkan İstanbul'a döndü. Dünse Ümraniye Nevzat Demir tesislerini takımla beraber ilk kez bir araya geldi Hasan Arat. Hafta boyunca da yine futboldan sorumlu Beşiktaş'ta iki önemli isim Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba takımla beraber buluştu. Toplantılar yapıldı, birebir görüşmeler yapıldı. Bugünkü Fenerbahçe derbisinin önemi hafta boyunca sık sık yapılan toplantılarda vurgulandı. Beşiktaş'ta dünse son taktik antrenman yapılmıştı. Maçın hazırlıkları tamamlandı. Taktik antrenmanın ardından siyah beyazlar tesislerde kampa girdi ve artık bu akşamki kritik zorlu derbiyi beklemeye başladı. Beşiktaş'ın 3 önemli eksiği var. Fenerbahçe maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Valentin Rozier, Artur Masuaku ve Milot Rashić ise forma giyemeyecek. Bu 3 ismin dışında ise Beşiktaş'ta aslında yine durumu en çok merak edilen isimlerden birisi ise Omar Colley'di. Colley çarşamba günkü antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı. Sonrasında oyuncunun MR'ı çekildi. Ufak bir problemi olduğu belirlendi. İğne tedavisi uygulandı. Omar Colley ise teknik heyetle yaptığı görüşmede bugünkü derbide forma giymek istediğini ifade etti. Bizler de bugün Colley'nin Fenerbahçe derbisine 11'de başlamasını bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini aktararak bağlantımıza devam edelim. Kalede bugün Mert görev alacak. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Onur, sol tarafında Umut Meraş. Stoper ikilisinde ise bugün Colley'nin partnerinin kaptan Necip olmasını bekliyoruz. Önlerinde ikili bir diziliş Salih Uçan ve Jason Fernandez. Hücumunsa sağ tarafında Jackson Muleka, sol tarafında Ante Rebić, merkezde Alex Oxlade-Chamberlain ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında gol ayağınınsa Vincent Aboubakar olmasını bekliyoruz. Az önce bağlantımın başında da ifade ettiğim gibi hafta boyunca burada tesislerde hem Feyyaz Uçar hem Samet Aybaba futbolcularla sık sık toplantılar gerçekleştirdiler. Teknik direktör Rıza Çalınbay da bugünkü derbinin önemini aslında geçen hafta Ankara Gücü maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda ifade etmişti. Beşiktaş açısından Beşiktaş camiasının bir dönüm maçı olarak gördüğünü ifade edelim. Bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade edelim. Bu akşamki Fenerbahçe derbisini siyah beyazlar saat 16.45 sularında buradan tesislerden çıkış yaparak Tüpraş Stadyumu'na geçecek. Biz yine buradan gün boyu Beşiktaş'a dair tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz deyip ben sözü tekrardan sana bırakayım Melike. Furkan Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Samandıra Can Bartu tesislerine gideceğiz. Engin Can Çelik, söz sende. Melike teşekkürler. Samandıra Can Bartu tesislerinden bir kez daha selamlar. İyi yayınlar dileyelim. Hava oldukça soğuk. Bir önceki yayında da bunu ifade etmiştik. Yağmurun şiddetini arttırdığını da ifade edelim. Fenerbahçe dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmandan sonra her derbi öncesi olduğu gibi bu derbi öncesinde de kampa girdiğini ifade edelim. Fenerbahçe'de eksik ve sakat oyuncular var. Kimler onlar? Bekao ve Joshua King'in sakat olduğunu ifade edelim. Bekao bir ameliyat olmuştu ve takımla beraber henüz çalışmalara başlamadığını söyleyebiliriz. Bireysel çalışmalara başladığını. Joshua King'in ise perşembe günkü antrenmanda gribal enfeksiyon sebebinden ötürü antrenmanda yer almadığını ifade edelim. Sakatlıkların ardından iyileşen oyuncular da var. Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Jiku'nun da takımla beraber çalışmalara başladığını söyleyebiliriz. Perşembe günü 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleştirmişti Fenerbahçe. O antrenmandan sonra da Dušan Tadić'in
basın mensuplarının sorularını yanıtmıştı. İşte Dušan Tadić Beşiktaş maçına çok önem verdiklerini ve mutlak 3 puan almak istediklerini ifade etmişti. Ve 3 puan aldıktan sonra da tekrardan lige galibiyet serisiyle devam etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. 19'da 19 yapmıştı Fenerbahçe. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Adana Demirspor deplasmanında berabere kalmıştı. Ve Dušan Tadić bugünkü alacağımız yani Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetten sonra tekrardan galibiyet serisini devam ettirmek istediğini ifade etmişti. İsmail Kartal'ın derbi karnesi ise Beşiktaş karşısında 3 maça çıkmıştı. 2 galibiyet, 1 beraberlik almıştı İsmail Kartal. Takımda sakatlıkların olduğunu söylemiştik. Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz ve Jiku takımla beraber çalışmalara başladı. Geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara devam ediyorlardı ama Perşembe günü ve Cuma günü taktik antrenmanda da iki oyuncunun da yer aldığını ifade edelim. Peki Fenerbahçe nasıl bir muhtemel 11 ile çıkacak? Kalede Livakovic, savunmanın sol tarafında Ferdi, sağ tarafında Osayi Samuel. Stoper mevkiinde ise uzun bir aradan sonra Jiku'nun oynamasını bekliyoruz. Jiku'nun partneri ise Samet olacak. Önlerinde Fred ve İsmail. Sol tarafta Dušan Tadić, orta alanda sol tarafta Dušan Tadić, sağ tarafta İrfan Can Kahveci. 10 numara bölgesinde Sebastian Szymański, forvet hattında ise Edin Džeko'nun oynamasını bekliyoruz. Takım otobüsü saatler 16.45'i gösterdiğinde İstanbul Spor Şube Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı emniyet güçleriyle beraber stadyuma doğru hareket edeceğini ifade edelim. Bizler gün boyu gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can Çelik'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi maçın oynanacağı stadyuma gidelim. Tüpraş Stadı'nda bizleri Ömer Saraç bekliyor. Ömer, son durum ne oralarda? Melike Çelik, Tüpraş Stadyumu'ndan, Dolmabahçe'den bir kez daha herkese merhabalar dileyelim. Son durum şu, gerçekten soğuk hava etkisini arttırarak devam ediyor. Yani A-Spor tabii ki Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı ve bizler de aslında Anadolu'yu gezerken özellikle kış aylarında da birçok soğuk iklimle karşı karşıya geliyoruz. Ama açıkça söylemem lazım ki yani bugünkü hava en azından benim gördüğüm soğuk havalar içerisinde kesinlikle ilk 10'da yer alacak bir hava. Hani bazen konuşurken yüz kaslarınızın zorlandığını hissedersiniz ya, öyle bir soğuk var. O yüzden de akşam maça gelecek taraftarlara biz bir önceki saat diliminde olduğu gibi bir kez daha uyarımızı yapalım ve herkesin çok sıkı giyinmesini, bu anlamda soğuk anlamında sıkı tedbirler alması gerektiğini bir kez daha söylemiş olalım. Maça gelecek olursak tabii ki dün Galatasaray'ın kazanmasıyla Beşiktaş zirvenin 14 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş için zirveye tutunmak adına ve ilerleyen haftalarda daha da önemli hedefler edinmek adına çok önemli bir müsabaka olacağını söyleyelim. Sayın Başkan Hasan Arat geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın 35. başkanı olmuştu. Hasan Başkan da ekibiyle birlikte ilk defa bir maçın heyecanını hem de bir derbiyle yaşayacak. Bu anlamda da Beşiktaş adına çok önemli bir maç olacağını söyleyelim. Kadroları zaten muhabir arkadaşlarımız aktarıyorlar. Kadrolarla ilgili bir şey söylemeyeyim ama sonraki yayınlarımızda zaten o gün Şahinoğlu olsun, Yusuf Kenan Çalık olsun. Buradan konuklu yayınlar da yapacağız. O yayınlarda özellikle kadrolara ve maç içi detaylara değineceğiz. Onu da aktarmış olalım. Onun dışında tabii ki Fenerbahçe'de dün Galatasaray'ın kazanmasıyla bugün itibariyle maç eksiğiyle ikinci konumda ve Fenerbahçe'de kazanıp yeniden haftayı lider kapatmak isteyecek burada. Tabii Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri özellikle son yıllarda şöyle son 20 yıla baktığımızda çok gollü, bol kırmızı kartlı, bol aksiyonlu maçlar içeriyor. Ve bugün de yine o maçlardan birisi olmasını bekliyoruz. Şöyle ilginç bir detay var. Son 10 maçın 6'sı berabere bitti ve Beşiktaş-Fenerbahçe arasında şu ana kadar 45 kez beraberlik çıktı. 135. lig maçı olacak bu iki takımın birbiriyle oynayacağı ve bu anlamda da en fazla beraberlik görülen derbi olarak dikkat çektiğini bir kez daha aktarmış olalım. Yine ilginç istatistiklere devam edecek olursak da Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 7 Süper Lig maçını Beşiktaş kaybetmedi. En son Beşiktaş Aralık 2019'da Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu ve Beşiktaş bu tarihten itibaren Fenerbahçe'ye kaybetmiyor ki. Fenerbahçe'yi ağırladığı son 13 Süper Lig maçında da sadece bir kez Beşiktaş'ın kaybettiğini söyleyelim. Bu anlamda siyah beyazlı ekibin sarı lacivertli ekibe göre daha olumlu bir istatistiğin özellikle son zamanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe ile de ilgili şöyle bir detay yine paylaşmış olalım. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 6
deplasman maçında Süper Lig'de hiç gol yemedi. Eğer bugün Fenerbahçe yine kalesini gole kapatmayı başarırsa bunu bu sezon 7. kez yapmış olacak ki Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin üst üste 7 deplasmanda gol yemediği bir zaman dilimi yok. Böylelikle Fenerbahçe de kendisi adına Süper Lig tarihinde bir ilki başarmış olacak diyelim. Tabii maçın bu arada VAR hakemi de belli oldu. Ben onu da sizlere aktarayım değerli izleyenler. Özgür Yankaya maçın VAR hakemi oldu. Tabii hakemler çok merak ediliyor. Bugünkü maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR'da da Özgür Yankaya olacak ve AVAR olarak da Mustafa İlker Coşkun'un görev alacağını söyleyelim. Biz ilerleyen saat dilimlerinde yine buradan sizlere bilgileri aktarmaya devam edeceğiz ve konuklu yayınlarımız olacak diyerekten soğuk havada, tabii soğuk da devam ediyor. Herhalde artık bugün gün boyu bu soğuğa aşina olacağız diyelim. Sözü tekrardan sıcak bir ortama, stüdyo ortamına bırakmış olalım. Soğuğun altını çizen bütün arkadaşlarımıza hem teşekkür ediyorum hem kolaylıklar diliyorum. Gerçekten bugün çok soğuk bir hava var. Ama tekrar hatırlatayım, başta Ömer Saraç da söylemişti. Bir katkım var o yayına, yağmur yağarsa diye bir şemsiye maceramız oldu sabah saatlerinde. Sevgili Melike, Ömer'e Güvenç Hoca'nın ilaçları var. Onun tavsiyesini verelim şimdiden. Evet, üşütürse vitaminlerini alsınlar. Ben biraz Engincan'ın için endişeliyim. O sürekli bir soğuk soğuk diyor. Herhalde çok üşüdü o zamanlarda. Ama bugün ekstra, belki de hani uzun zamandır görmediğimiz kadar soğuk bir hava var. Yağıştan bağımsız yani. Havanın derecesi çok düşük. O yüzden arkadaşlarımıza, orada arkada kolay da çalışan gelsin arkadaşlarımız var. Sahaya indiğiniz zaman ister istemez bunlar oluyor. Yani evet, hepsine kolaylıklar oluyor diliyoruz. Dikkat etsinler kendilerine. Biz burada, evet Ömer, senin de söylediğin gibi sıcak stüdyoda terliyoruz biz burada Ömer'cim. Yayınımıza devam edelim. Peki şimdi notları tekrar dinledik. Şöyle yine gelişmeler, değişiklikler oldukça konuşacağız elbette. Derbiye dönelim istiyorum artık. Haberlerimiz de var. Şimdi enteresan istatistik haberleri. Onun dışında oyuncu karşılaştırmalarımız da var. Biraz daha böyle tek tek oyuncular üzerinden giderek de yorumlayalım istiyorum. Teknik adamlar üzerinden de yorumlayalım istiyorum. Önce şöyle bir enteresan detay var. Son 37 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenilmiş. Yani ilk gol önemli. Gelin bir bakalım haberimize, sonra konuşalım. Evet, ilk gol, öne geçip sonra kaybetmek, pek çok hikayesi var aslında derbilerin. Yani istatistikler, siz de söylediniz ya en başta, çok da bir şey ifade etmiyor. Her derbinin farklı bir hikayesi var. Bu iki takımın derbilerinin, biz izlerken de VTR'yi konuştuk, farklı farklı hikaye var. Daha geçen sezonki derbi yine Kadıköy'deki çok enteresan bir maçtı. Sizin bahsettiğiniz yağmurlu maç, evet, enteresan bir maçtı. O meşhur Kadıköy'deki karşılaşma, sonra Beşiktaş'ın stadında Hasan Ali'nin son anda attığı golle maçı çeviren, evet, Fenerbahçe'nin puan aldığı karşılaşma çok farklıydı. Hepsinin farklı farklı hikayeleri var. Konuşacağız tabii ki. Ama şöyle bir, bu maçın hikayesi nasıl olur? Onun üzerinden değerlendirmeler yapalım istiyorum. Beşiktaş'la başlayayım. Şöyle ki bir tek yeni yönetim değil. Kısa zaman önce bir hoca değişikliği, bir Rıza Hoca dokunuşu. Size göre kadro, zaten kadroyla ilgili az önce programın başında da konuştuk ama size göre Rıza Hoca o değişimi hani şu şartlar altında bile olsa yaratabildi mi takım üzerinde? Onu merak ediyorum. Oynadığı maçlara göre konuşacak 3 hafta için konuşuyoruz herhalde. Evet. Avrupa maçını bir kenara bırakacak yani olsak. Çünkü o çok açıklama iki takım için de açıklanması çok zor. İki ağır mağlubiyet söz konusu. Ama tarihe not olarak düşülüyor düştü tabii. Bir tabii de öyle ki bir şey düştü. Var. Şimdi üçlük maçı özelinde konuşursak iki galibiyet bir beraberlik. Şey olarak fena durmuyor. Ama oyun anlamında herhangi bir çok büyük değişiklik var mı derseniz yok. Bunun bir sürü sebepleri var. Beşiktaş'ın çok anlamsız şekilde adlandıramadığım 13. 14. haftada 10 tane sakatın olması. Bu çok ekstrem bir konu. Yani 2 tane 3 tane olur belirli sebeplerden ama aynı yerden, aynı adele grubundan 10 tane oyuncunun sakatlanmasının bir açıklaması gerekiyor. Benim anladığım şu, Burak Hoca ile beraber gelen Hırvat hocaların kısa zamanda skor alma uğruna veya oyun netice alma uğruna yaptıkları bir
zamansız yükleme diye adlandırıyorum. Ben bunu böyle okuyorum. Benim düşüncem. Beşiktaş'a gelince, Beşiktaş'ın sadece bu hafta özelinde değil, sezon başından beri çok ciddi sorunları var. Evet. Transferler konusunda ciddi sorunları var. Belirli bir oyunu oynayıp geliştirememe konusunda sıkıntıları var. En büyük sakatlıklar konusunda sıkıntıları var. Bugün Beşiktaş yeni yönetimiyle beraber bu sorunlara bir cevap verme mücadelesi yapacak diye düşünüyorum. Eğer Beşiktaş bugün kaybederse lig iki takımlı yarışa döner. Yarıştan kopar diyorsun yani. Yani ben... Sana göre hala kopmadı. Ya Beşiktaş bugün kazanırsa belki biraz daha zorlayabilir ama eğer bugün kaybederse Beşiktaş için en büyük hedef Ziraat Türkiye Kupası olur. İşin realitesini konuşmak lazım. Herhalde 13 puan falan geride şu anda. Şu anda 14 puan geride. 14 puan geride. Maçı eksik. Akşam işte yani Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe kazanırsa bugün iki takımlı lige hazır olalım. Bu da ne kadar zevkli olur? Alıcısı olur mu? Orası tartışılır. Tabii Fenerbahçe'yi de herhalde konuşacağız. Şimdi evet. Hoca bir Beşiktaş'ı anlatsın. Ondan sonra da Fener'le ilgili görüşlerimi de söyleyeyim. Buyurun. Biraz önce zaten program başında da bir şeyleri anlatmaya çalıştım ama psikolojik anlamda. Beşiktaş takımının yani şartlar ne olursa olsun, ister hocası olsun, yönetimi olmasa bile Beşiktaş'taki oyuncuların Beşiktaş takımında kalmak istiyorlar ise ki yerli oyuncu bunu muhakkak düşünmesi gerekiyor. Hedefsiz kaldığım gibi bir düşüncesi olamaz. Çünkü Beşiktaş'ta Fener olsun, Galatasaray olsun, işte Trabzon olsun Türkiye liglerinin en büyük kulüpleri burada. Şimdi hedef olarak futbolcular buraya gelmek istediklerinde geliyorlar mı? Geliyorlar. Siz eğer benim bu 14. 15. haftada hedefim kalmadı diye antrenmanları yapmazsanız, performansınızı göstermezseniz ya ilerleyen transfer zamanında muhakkak o fatura size kesilecektir. Ben Beşiktaş'ta bunu göremiyorum hocam. Neden göremiyorum? Çünkü 8 yabancı artı 3 yerli oynuyor ya. Evet. Artık biraz Türk futbolunda bu düşünceden oyuncular uzaklaşıyor. Yani aidiyet duygusu sanki bu Beşiktaş'ta o kadar yok gibi geliyor. Benim düşüncem. Yansımıyor bana. Bize yani. Ya ben öyle görüyorum. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi oradaki oluşumu zaten takım olmak böyle bir şey. Takım olmak birlikte hareket etmekten geçiyor. Aynı duyguları beraber paylaşmaktan geçiyor. Şimdi yabancı sayısını siz arttırdığınız zaman bir de yani geriye dönük baktığımızda büyük hocaları mesela Alex Ferguson'un oluşturduğu Manchester United'a 6 tane altyapıdan bekimleri işte Scholes'ları evet. falan getirdiği zaman da ki Beşiktaş bunun öncüsüdür. Yani. Öncesidir. Yani anlattığı şöyle bir şey var. Çünkü A takımda oradaki aidiyet duygusunun yüksek olmasını amaçlayarak o oyuncuları oradan çıkartıyor. Tabii ki oyuncuların bir yetenekleri var. Yetenekleri olmasa zaten oralara çıkmaz. Bizde Beşiktaş bu konuda önce olan bir takım olduğu için bu sayıyı biraz çoğaltmak gerekiyor. Ama bu nereden geçiyor? Biraz zaman, sabırla tamam. geçiyor. Yoksa kesinlikle. Oyuncu var mı? Var. Ama oyuncu var diye de Beşiktaş takımda veya büyük takımlarda oynayacak oyuncuyu bulmak gerekiyor. Beşiktaş yönetimi yapacak sanki hocam bunu. Yapabilir. Demeçler öyle geliyor. Ben şöyle bakıyorum şimdi bakın. Sen veya ben. Ben sokak futbolundan geldim. Tesis, aynen ben de. Tesis var mıydı? Yok. Yoktu. Şimdi tesis var, oyuncu yok. Şimdi buraya burası bence soru işareti. Buraya çok dikkat etmek lazım. İlk önce bizim çocuklarımızı yönlendireceğimiz bir spor alanı olması lazım. Spor olması lazım. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle beraber anne babalar biraz işin kolayına kaçarak bu teknolojik telefonları ellerine vererek çocuğun futbola, topa, spora yönelmesinde biraz şey yapıyorlar, imtina ediyorlar gibi geliyor. Çünkü büyük şehirlerde özellikle otoparkın olduğu yerde oyun alanı yok. Mahallende spor yapacak yerin yok. Doğru. Spor alanı bulmak için de siz bir saat, bir buçuk saat gidiyorsanız, siz 6-5 yaşındaki çocukları o spora yönlendirmede zorluk yaşıyorsanız, ileriki zamanda sportif anlamda söylüyorum, bu siyasi anlamda da veya demografik anlamda da baktığımızda, yani indirgediğimizde çok büyük sıkıntılar yaratır. Şimdi sağ bek çıkmıyor, sol bek çıkmıyor çünkü oyuncular forvet olmak istiyor gelirken. Şimdi buralara kadar geliyor, bak bu kadar ince konular. Şimdi Beşiktaş bunları yapan bir kulüp olduğu için, geçmişinde kolej havasını yarattığı için bizim zamanımızda da bu başarılarla geldi. Ama doğru oyuncularla buralara kadar geldi. Belki potansiyel oyuncuları bularak da buraya geldi. Yıldız oyuncu değil. Ben de zamanında çok büyük rakamlara
çok büyük manşetlere konu olmadan geldim ama 5 sene kaldım, 3 tane şampiyonluk gördük, 2 tane ikincilik gördük. Ve takıma da katkımız oldu, cüzi miktarlarda bonservis fiyatları ödeyerek geldiler burada. Burada önemli olan scout sisteminin menajerlerin eline kalmadan doğru şekilde, doğru gözlerle bulabilmek oyuncuyu, potansiyel oyuncu. Beşiktaş eğer bunu yaparsa, ki hem maddi açıdan hem de manevi açıdan diğer kulüplerin önüne geçebilir. Çünkü şu anda bir türbülansta Beşiktaş. Bu türbülanstan çıkması da Beşiktaş taraftarı bunu kabul etti. Siz eğer doğru şekilde bu projeyi anlattığınızda zaten Beşiktaş camiasını kabul etmemesi diye bir lüksü olmaz. Siz yeter ki bu modeli ortaya koyun. Bu model üzerinde çalışın ve onun sonunda zaten sonuçları gelecektir. Şimdi siz modeli ortaya koyduktan sonra böyle model üzerinde geldiğinde başarısızlığın gelmesi mümkün mü? Değil. Belki bir iki ay, belki o tribünansta kalabilirsiniz ama ilerleyen zaman içerisinde o modelin getirdiği performansla beraber takımın inşasını da yapmış oluyorsunuz. Bu arada görüntüler canlı Tüpraş Stadı'ndan ekranlara geliyor. Arkadaşlarımız oradalar, söylemiştik. Oradan şunu, çok rüzgar alıyor işte. Evet. Şunu söyleyeyim, yani ben bugün Beşiktaş takımındaki oyuncuların evet bunları anlatırken artık bakın önümüzde yeni sayfalar var. Geriye doğru bakmayacak. Eğer Beşiktaş takımı şu 14 maçlık kupaları unutturmak istiyorsa veya gelecek adına bir şeyler anlatmak istiyorsa, onun için biraz önce Melike de söyledi, sevgili Melike, her maçın hikayesi farklıdır. O gün evet, eğer siz konsantre olduğunuzda bakın yani lig sıralamasına, şimdi Kayserispor çok büyük işler yapıyor. Kadrosunu değerlendirdiğimizde şimdi Beşiktaş'ın kadrosu mu Kayseri'nin kadrosu mu? Hemen hemen puanıyla attığı avaraj aynı. Kadrolara bakınca doğru söylüyorsun. İki gol var. Transfer yasağı var Kayseri'nin. Şimdi bu, yani kadro kalitesine bakıyorum ben. Şimdi yaptığın transferlere bakıyorum. Beşiktaş şimdi Kayseri'ye karşılaştırdığında, alınan bonservislere, verilen bonservislere baktığında biraz daha önde olması gerekebilir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer siz doğru konsantrasyonu, doğru hocayla beraber doğru oyun planını sağ içine koyduğunuzda muhakkak sizin planınız belki her maç olmasa bile o konsantre ile beraber bugün Fenerbahçe maçında yani kadronuz kötü diye bakıyoruz yani. Buna cevap verecek olan oyuncular böyle bakabilir. Konsantre oldularsa, motive olduktan sonra bir de geleceğini düşünüyorsa bu maçta bence bir sürpriz yapabilir. Yani niye sürpriz diyorum? Kamuoyu benim için sürpriz olmaz da. Çünkü oradaki duygular bazı şeylerin önüne geçebilir diye düşünüyorum. Beşiktaş buradan evet kamuoyunda kadro olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin bir avantajı var gibi duruyor ama öyle olsaydı zaten hiç sahaya çıkmadan işte Beşiktaş veya Fener kim kazanacaksa alsın gitsin derdik. Ama futbol öyle bir oyun ki sahaya çıkmadan, sahada oynamadan kazanılmıyor. Beşiktaş'ın böyle bir reaksiyonu göstereceğini yeni yönetimle beraber, futbol şubesiyle beraber göstereceğini ben ümit ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'yi de konuşacağız ayrıntılı. Bir grafiklerimiz var, oyuncu karşılaştırmalı. Oralardan böyle biraz da referans alarak konuşalım isterseniz. Kaleden başlayalım. Bir tarafta Mert Günok, diğer tarafta Livakovic. Şunu söyleyelim, Mert Günok'un belki çok sayıda derbisi vardı. Ama Fenerbahçe formasıyla Livakovic'in ilk derbisi olacak bu mücadele. O ayrıntıyı verelim. Tabii bir ayrıntıda Mert Günok'un daha önce Fenerbahçe forması da giymiş olması. Evet, karşılaştırmalara bakıyoruz. 10 maç, 11 maç. Gol yemediği maç 3 Mert Günok'un, 6 maç gol yememiş Livakovic. Kurtarış sayısı 15-14, kurtarış yüzdeleri de çok yakın. %60-61, 7 gol 10'a 9, topu oyuna sokma %81-79. Ne kadar birbirine yakın eşit istatistikler. Eşit. Tabii şimdi derbiler olunca kaleciler çok ön plana çıkıyor. Tabii. Çok doğal olarak. İkisi de çok tecrübeli kaleci. Tabii Livakovic'in ilk derbi oynaması belki bir nebze etkileyebilir ama ben... Ama çok tecrübeli bir kaleci. Kesinlikle. Büyük ben, maç tecrübesi. Ben hatta biraz daha ileri giderek şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer çok eleştiriyorlar özellikle North Zealand maçında 6-1 yenilen maçta ama önündeki savunma bloğuna bakacaksınız. Bir İsmail oynuyordu, öbürü zannediyorum genç Yusuf oynuyordu. Hı hı. Şu eleştirilebilir, çok pozisyon kurtardı hocam. Pozisyon kurtardıktan sonra özellikle önündeki savunmayı eleştirisel hareketler yapması eleştirilebilir. Ona hiç yakışmıyor ama ben Livakovic'in altyapı mantalitesi olarak pozisyon bilgisinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Atletik özelliklerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum.
Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. İnsanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, Livakovic'in Fenerbahçe'nin Muslera'sı olacağını düşünüyorum. Keza öbür taraftan Mert de çok deneyimli bir kaleci. Özellikle yağmurun olduğu, sahanın kaygan olduğu durumlarda biliyorsunuz kalecilere çok iş düşüyor. Bir de savunmanın merkezi eğer güçsüzse ki, eğer Ceko oynamıyorsa Fenerbahçe'nin de eksik gözüküyordu. Ve oynuyorsa farklı şeyler söylerim ama oynamıyorsa da söylerim. Böyle bir durumda kalecilerin önemi bir kat daha artıyor. Hemen kalecilerle ilgili sizden de çok kısa bir yorum alayım. Diğer oyunculara geçeceğiz. Şimdi rakamlar olarak baktığım zaman çok yakın duruyor tabii de. Ben ya bu defans oyuncuları artık kaleciyi yani salt tek başına değerlendirmek için... O zaman siz konuşurken hemen Bayi ve Jiku'nun da istatistiklerini getirelim. Beraber yorumlayalım isterseniz. Jiku döndü kadrosuna Fenerbahçe'nin. 4 maçı var Erik Bayi'nin. 9 maçı var Jiku'nun. Golü yok Bayi'nin. 1 golü var Jiku'nun. %87, %86 pas isabeti, 0.5'e 1.0 top kapma, hava topu kazanma 2.0'a 2.4, %68'e 67 ikili mücadele. Buyurunuz devam edelim. Şimdi biraz önce ifade ettim. Yani hem kaleci olsun hem de savunma olsun ben bunları birebir performanslarını değerlendirirken sağındaki solundaki oyuncuların da onları yardım edip etmediğinde göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hem kaleciler olsun hem de defans oyuncusu dünyanın en iyi stopere de olsanız sizin sağınızdaki, solunuzdaki oyuncular size yardım etmiyorsa ki o günkü şartlarda oyun anlayışını bunun üzerine kurgulamadıysanız bu çok büyük zaaflar gösterebilirsiniz. Bu da rakamlara yansıyabilir ama şimdi gelinen noktada hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin oynanan oyun üzerinden baktığımızda defansın tam tandeminde çok büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etmek mümkün oynadıkları maç itibariyle. Ama bunun yanında oyun anlayışlarını biraz önce ifade ettiğim gibi deplasmanda belki bir puan bana yetecek mantığıyla biraz birinci bölgede veya ikinci bölgeye yakın tutup yani aradaki mesafeyi de çok kısa tuttuğunuzda bazı vasat oyuncular bile iyi gözükebiliyor. Tabii alanlar daralıyor. Daralıyor çünkü. Yardım edecek oyuncu sayısı artıyor. Niye hocam şimdi gözünde bulundur. Fark yediği maçta. Tabii. Devamlı, geniş alanda. Geniş alanda sağ bek gitmiş, sol bek gitmiş. Aynı şeyi Galatasaray da yapıyor zaman zaman. Tabii. Şeyde de zorlandı. Eleme maçlarında dikkat et. Nelson çok büyük açıkta yakalandığı zaman suratlı oyuncu karşısında tabii. Siz bazen hüsran yaşayabiliyorsunuz. Bu şu anki pozisyonda bence Fenerbahçe'de ki lig için söylemiyorum bunu Avrupa kupaları için söylüyorum. Belki oyun anlayışını değiştirseydi belki savunma oyuncuların performansları ve kalecinin ki kaleci ben hatalı bulmuyorum. Avrupa Kupası'ndaki yediği gollerde ama ligde yediği goller vardı, hatalı goller. Evet. Ama seyircinin ona bakış açısı olumlu olduğu için Altay'a yapılan eleştiriyi kimse ona yapmadı. Ki sene başında ben şunu da ifade etmiştim. Yani böyle bir kaleci gerekli mi diye. Şimdi İsmail için de aynı şeyler 6 numara gerekli mi değil mi diye bakıldığında ben çok gerekli görmemiştim ki performanslar ortadayken. Ama tabii bazen kamuoyunda, camiada bazı soru işaretlerini gidermekte istiyor yönetimler. Onun üzerinde hamleler yapıyor. Buna da kimse hayır diyemez ama teknik anlamda bakıldığında buralar çok acil ihtiyacı olan bölgeler gibi durmuyordu bana göre. Şimdi Onur'la Osayi Samuel'in de karşılaştırmaları var. Bir bakalım 13 maça 10 maç. Golü yok Onur'un. 2 golü var Osayi Samuel'in. 1 asisti var Onur'un. Yine 1 asisti var Osayi Samuel'in. 0.5'e 1.7 dribbling. 0.4'e 1.1 top kapma. %39'a %62'li mücadele kazanma. İki oyuncu karşılaştırmasında. Yine devam edelim karşılaştırmalara. Genel konuşalım üzerinden. Çünkü genel yorumlar yapıyoruz. Önemli iki oyuncu Jetson, Fernandes ve Fred'le devam edelim. Geldi ekrana. 10'ar maçları var. 1 golü var Jetson'un. Fred'in golü yok. Asist 1'e 1. Dribbling 1.8'e 0.8. 2.0 top kapma 0.8. Fred'de ikili mücadele %62'ye %41. Şimdi iki takım içinde iki değerli oyuncu. Şimdi bu Fred'in hocam Fred'in bak gol sayısı yok görüyor musun? Ama çok ama, enteresan. Ama o da olmayınca olmuyor hocam. Muadili de yok. Fenerbahçe kadrosunda bir de böyle bir şey var. Şimdi şöyle bakmak lazım. Melike genel değerlendirelim dediği için cevap vereyim. Şimdi hocam Fenerbahçe'nin sakatlıklar yaşadığı bölgedeki onun muadili oyuncular mevcut oyuncular kadar iyi değil.
Bir de artı senin dediğine destek için şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin sakatlık yaşadığı bölge bir takımın omurgasını oluşturuyor. Bravo. Ciko artı, Baka artı, önünde Fred. Ya hadi bir İsmail artı, kaleciyi de koyarsan. Şimdi hocam bir de Fred'in şöyle bir avantajı var. Belki gol atmıyor ama Fred yanında ve önünde oynayan oyunculara çok büyük bir konfor alanı yaratıyor. Artı Fred oynadığı zaman o öndeki oyuncular kendilerini daha güvende hissediyorlar. Ya bütün bunları saydığımız zaman Fred'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. Orada bireysel savunma anlayışlarını değerlendiriyoruz ama onu ben de senin gibi genel anlamda hem takım savunması hem de bölgesel savunma anlamında değerlendirirsek daha doğru olur. Nedeni şu, yani mesela Beka ile Ceku'yu ayırdığın zaman onun yerine Östervalde veya Samet'i koyduğun zaman da yine sorun devam ediyor. Evet. Yani iki oyuncunun birbirine uyumu artı arkadaki kalecinin iletişim konusundaki uyumu artı önünde kullanacağı oyuncu işte belki bugün İsmail'i kullanacak. Bilmiyorum yani ama Fenerbahçe'nin son özellikle Adana Demirspor, Trabzonspor ve son Avrupa Kupası'ndaki aldığı kötü neticeleri ben çok kritik oyuncuların sakatlanmasına bağlıyorum. Mesela kenardan bir oyuncu sakatlansaydı ki Allah korusun hiçbir oyuncu sakatlanmasın, onun yerine bir oyuncu bulabilirdi. Bir de şöyle bir şey var hocam, sen dedin acaba İsmail Hoca oyun anlayışını değiştirecek mi İnönü'de falan diye. Ben değiştireceğini zannetmiyorum. Çünkü İsmail Hoca'nın bir B planı oyun anlayışı olduğunu düşünmüyorum. Değiştirseydi... Bu görüşte olan çok yorumcumuz değiştirseydi, var. Değiştirseydi, neden biliyor musun Melike? Değiştirseydi bunu en azından oyuncu bazında yapabilirdi. Veya ona oyuncu bazında bir çare bulabilirdi. Aldığı neticelerden de buna çare bulamadığını ve bu akşamki derbide yine bir Fenerbahçe'nin klasik Galatasaray kadar şiddetli olmasa bile bir ön alan baskısıyla oynayacağını tahmin ediyorum. Süremiz ne kadar var bilmiyorum. Var. Çok da uzatmak istemiyorum. Şenol Hocama destek için şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin mevcut bugün çıkacak kadrosu bireysel oyuncu profili olarak Galatasaraylı oyunculardan, Beşiktaşlı oyunculardan yetenek olarak daha iyi görünüyor. Ama yine üstüne basarak şunu söylüyorum. Bu derbi maçların havası hiç belli olmaz. Çok farklı. Özellikle oynuyor. İçeride Beşiktaş'la oynamak, eğer havasını bulmuş Beşiktaş'la oynamak çok zordur bir oyun olarak. Ben evet. İsmail Hoca üzerinden değiştirmez dedin yani. Hı. Ben tabii ki o anlayışı değiştirmez ama eksik olduğu zaman yani defansın göbeğinin olmadığı bir ortamda oyun anlayışını biraz ikinci bölge veya birinci bölge yaparak etrafındaki işte kademe anlayışını aralıkları biraz sıkı tutarak belki istediği puanı alabilir anlamında değiştirmesi gerektiğini söylüyorum. Ama Galatasaray kazandı. Ben şimdi oraya geleceğim zaten. Dün maç oynandığı için 3 puan öne geçtiği için bu oyun anlayışı şu anda Fenerbahçe'nin daha önceki oynadığı maçlardaki oyun anlayışına aynı olacaktır. Bu Beşiktaş'ın işine de gelmiş olabilir. Olabilir. Çünkü riske girecektir. Diyecektir ki Galatasaray 3 puan aldı, ben tekrar liderlik koltuğuna oturayım gibi. Beşiktaş bu alanları kullanabilir. Şimdi Fred'le Gedson Fernandes'i karşılaştığımızda bence ikisi de çok önemli oyuncu. Günümüz futbolunda şimdi maçlara baktığımız zaman böyle oyuncular yani bu tip oyuncular, bu profildeki oyuncular bence çok önemli. Neden? Çünkü adam geçme yetenekleri var. Açan adam geçme yetenekleriyle beraber siz bir slalom yaptığınızda, dribling yaptığınızda bu oyuncular ki Çemberlay'ın için de aynı şeyler geçerli Beşiktaş'taki size farklı bir pozisyon, bir opsiyon sunabiliyor. Ama İşte Fenerbahçe takımında Fred olmadığı zaman daha ayağa pas yapan, yana pas yapan oyuncular olduğunda Fenerbahçe dediğin gibi gol pozisyonu üretmekte zorlanıyor. Evet. Onun için bu bir karşılaştırma daha geldi. Evet. Chamberlain ve Szymanski bahsettiğinizde 12 maç, 14 maç, 3 gol, 7 gol, 1 asist, 4 asist, 0.7 isabetli şuta, 1.2 isabetli şut, dribling 1.6'ya 0.2, 0.3 top kapma, 1.9 top kapma Szymanski'de. Devam edelim. Şimdi biraz önce yaptığım bu anlatımda şimdi Szymanski ve Chamberlain içinde söz konusu. Şimdi Chamberlain evet biraz topsuz alanda biraz yumuşak gözükebilir ama toplu alanda Beşiktaş'ın bundan sonraki performansını etkileyecek oyuncuların başına geliyor bana göre. Szymanski için
zaten değiştiriyor. Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı var. Çünkü çok koşan, aralara koşu yapabilen, orayı yani gol yollarına çok şiddetli gidebilen bir oyuncu. Son zamanlarda gördüğüm 10 numaranın nitelikte bir oyuncunun bu kadar 8 numara gibi ceza sahasından ceza sahasına kadar gelip kendini dinlendirmeden bütün her şeyle takıma verdiği performansını alkışlamak gerekiyor. Ve yeni gelen oyuncu kardeşlerimize de bir örnek olsun. Çünkü günümüzde artık 10 numara dediğin zaman aman geri fazla koşma, sen orada bize iş yap düşüncesi. İlerleyen zamanda o 10 numaraların bazen koşu kalitesinde eksikliğe neden oluyor. Hele bunlar genç oyuncuysa, çünkü vücut belli bir süre sonra tepki vermekte zorlanıyor. Siz o tepki vermeye devam ederseniz, ki bu örnekleri var. Atiba 37-38 yaşına kadar futbol oynadı. Veya bu yaşta futbol oynanıyorsa, yani Ceko gibi 35-36 yaşında, o antrenmanlarda çok iyi çalışmanın verdiği bir geri dönüştür. Ama genç oyuncularımıza aman geri gelme, sen burada iş yapma düşüncesi o yaştaki oyuncuyu orada biraz da antal duruma getirebilir. Onun için ben Beşiktaş'ın bundan sonraki performansında Chamberlain ve Gedson Fernandes'in şeyleriyle performansının ve Rebiç'le beraber çok önem kazandığını düşünüyorum. Bugünkü maç tabii ki muhtemel bunu 11'ler ama Rıza Hoca'nın burada maçtan önce olduğu için karar vermesi gerekiyor. Daha önceki maçlarda mücadele mi edeyim yoksa top bende kalsın ben pas yaparak karşı takımı etkili olayım düşüncesi mi, onun kararını vermesi gerekiyor. Şimdi bu saydığım oyuncuların, ki Gedson'u ayrı tutuyorum, mücadele güçleri biraz düşük olduğundan zaman zaman orta sahada geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıkları için mücadele eden oyuncu işte oraya şunu koyayım, oraya buraya koyayım gibi bu sefer forvete çıkmakta, gol bulmakta zorlanıyor. Rıza Hoca bu kararı vermek gerek, yani zorlanacak diye düşünüyorum. Kadro'ya geldikten sonra da rahatlıkla bu yorumu yaparız. Geldikten sonra nasıl olacağını. Abubakar Ceko'yu da isteyelim, sonra devam edelim Abdullah Ercan'la. Son dönemdeki Abubakar değildir tabii. Evet. Kaç maçtır gol? Ekim'de en son gol atmış herhalde. Maç sayısı 11'e 14, gol 4'e 11, asist 1'e 2, isabetli şut 0.6'ya 2.1, hava topu kazanma 1.8, ikili mücadele %44'e 45. Abubakar'ın çok iyi bir santrofor olduğunu düşünüyorum. Futbolcu ahlakının zayıf olduğunu düşünüyorum. Keza Ceko'nun son haftalarda fiziksel olarak belli bir düşüş içinde olduğunu düşünüyorum ama bir takım için çok yararlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Biraz önce Szymański Gedson şeyine şöyle bir şey söyleyeyim. Chamberlain. İsmi daha önce ön plana çıkan futbol kamuoyunda Chamberlain. Herkes tabii biliyor İngiltere'de. Evet. Ama yarattığı etki bakımından Szymański, değil mi? Tabii. Yaşı daha genç. Hocamın dediği şu, Rıza Hoca acaba kazanmak uğruna orta sahayı biraz daha dinamik oyuncularla mı oynayacak? Orayı daha hızlı mı geçecek yoksa pas alacak bölümü? Bence bu maçın can alıcı noktası. %100 katılıyorum. Ama ben iki takımın da hocasının bu maçı kazanmak uğruna kadro çıkaracağını düşünüyorum. O konuda Fenerbahçe daha şanslı. Yani yaklaşık 9-10 tane oyuncusu uzun süredir fiziksel anlamda düşüş yaşasalar bile beraber oynuyorlar. Beşiktaş'ın İki bekinin olmaması çok büyük dezavantaj. Özellikle Rozier'in olmaması. Tamam, orada birileri oynayacak ama bir tanesi çok uzun süredir oynamayan Umut. Öbür tarafta tamam oranın orijin oyuncusu Onur oynayacak. Fenerbahçe'nin iki bekini de düşünürsek bu konuda da Fenerbahçe ön plana çıkıyor. Ben öngörüm şudur. Ben gollü bir maçın olacağını düşünüyorum. Galibiyete yakın olan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Galibiyete yakın tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum dedi. Abdullah Ercan, sen ne söyleyeceksin? Sadece bununla ilgili. Sonra bir VTR'miz var, onu paylaşacağım. Ya, biraz da hakem konuşuyoruz. Derbi maçlarının favorisi olmadığını zaten doğru, hepimiz biliyoruz. Ama kağıt üstünde evet, verilere futbolu konuşacaksak Fenerbahçe'nin önde oldu, bir adım önde oldu söylemek mümkün. Ama biraz önce bu maçtan altını doldururken takımların hangi Sırat Köprüsü'nden geçtikleri psikolojik anlamda çok önemli. Şimdi Beşiktaş bu seneyi kurtarma, futbolcular Beşiktaş takımında kalma adına ve
önünde böyle bir maç varken bu reaksiyonu ben Beşiktaş'ın vereceğini düşünüyorum. Yani şimdi tabii ki Abubakar önemli, Dzeko önemli. Ama Abubakar'ın son haftalardaki düşüşü Beşiktaş takımının belki takım oyundaki düşüşüyle beraber ön plana çıkıyor. Abubakar takımın getirip de gol attığı bir oyuncu profili değil ama son zamanlarda fiziksel olarak da biraz geri düştüğünden bazen şapkadan tavşan çıkartamayan pozisyona gelmiş durumda. Ben bütün oyuncuların bugünkü maçta hele seyircisinin önünde yeni yönetime bir hediye vereceğini düşündüğümden Beşiktaş'ın ben şöyle skor da veririm 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş kazanır diyorsun. Hoca İki da farklı görüş diyor. Var. İki farklı görüş var. Peki şimdi acaba nasıl bir derbi izleriz? Genelde hırçın geçiyor bu iki takımın derbisi. Kartlar havalarda uçuşabiliyor. Dileriz böyle hakemin konuşulmayacağı bir maç olur ama bir geçmişe bakalım. Geçmişte oynanan derbilerde kaç kart çıkmış, nasıl maçlar oynanmış bir haberimizi izleyelim. Evet, Atilla Karaoğlan yönetiminde bir maç izleyeceğiz. Varda Özgür Yankaya olacak. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçer maç? Öngörülerinizi alayım. Tabii ki dediğim gibi görüntüler, hiç görmek istemediğimiz görüntüler de var tabii ki izlediğimiz VTR'de. Ben hava şartlarının da biraz etkileyeceğini düşünüyorum oyuncuların performansları haricinde tepkilerini de etkileyeceğini düşünüyorum. Hakem performansı nasıl olur? Yine hakemi konuşuruz canım. Hakemin eksik konuşulmadığı bir maç sonu olmuyor özellikle. Özellikle bu sezon. Yani bu sene. Sakin kalmak lazım. Tabii sakin kalmak lazım, ağza kolay geliyor da sahada öyle olmuyor. Kaygan olması biraz daha zorlaştırıyor işi. Sahanın kaygan olması. Her şey olabilir. Kırmızı kart olur, penaltı olur, oyuncu atılır. Ama özellikle hakemlerin de isteği budur herhalde. Maçı bir 11-11'e tamamlatmak. Ya tabii şimdi bu derbi maçlarında normal maçlardan stres derecesi bir nebze daha yüksek olduğu oluyor. İçin, beklentiler çok olduğu için veya bir takımın durumu biraz daha geride olduğu zaman biraz daha hırslı oynaması, seyirci desteğiyle biraz daha şiddetli oynaması çok doğal ama bunun bir oranı var. Onu kaçırmamak lazım. Evet. Neden? Eğer bu maçlarda 10 kişi kalırsanız dezavantaj, eğer zaten 9 kalırsanız geçmiş olsun. Bir de böyle bir durum var ama ben 11-11 tamamlanan iki oyuncu kimsenin atılmadığı zevkli bir maç olmasını istiyorum. İnşallah hakem de iyi bir oyun olur ve hakem de bunu belli bir sürede müdahale şey etmez. Güzel bir oyun olur. Ama eksik kalmaması lazım. Son bir dakikamız. Çok kısa yorum alacağım. Valla hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. Abdullah Hoca'nın söylediği gibi konuşulmaması mümkün değil ama biz artık bu bakış açısından kurtulmamız lazım. Hakemlerde insan olduğunu düşündüğümüzde oradaki hataların yanlış olarak algılamamak gerekiyor. Çünkü hakemlik hakikaten zor. Bakın teknik adamlık yapıyoruz. Arasında biz de antrenmanlarda hakemliğe soyunduğunuzda kendi futbolcunuza bile verdiğiniz kararları beğendiremiyorsunuz. Yani kendi oyuncunuza bile. Yani orada çünkü saha içinde o darbeye maruz kalanla karşı taraftaki hissedilen belki oradaki ağrı eşiği veya darbe orada farklı düşüncelerle bir istekler doğurabiliyor. Onun için inşallah kırmızı kartların olmadığı, seyir zevki yüksek bir maç olsun. Hakemlerin konuşulmadığı, futbolun konuşulduğu bir maç olursa bütün Türkiye sevinecek diye düşünüyorum. Ben. Güzel bir maç izleyelim. Güzel bir futbol maçı, güzel bir derbi izleyelim. Konuşalım yine böyle uzun yıllar istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Ercan Şenol'dan. Ağzınıza sağlık. Yine gün boyu derbiyle ilgili tüm detaylar canlı bağlantılarla bu ekranda olacak sevgili izleyicilerimiz. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.